Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir maraton, anayasa değişikliği maratonu bitti. 18 maddelik değişiklik kabul edildi. Cumartesi günü sabah 4 sıralarında netleşen bir netice oldu. Artık Cumhurbaşkanı'nın onaylaması ve referandum süreci bizi bekliyor. Kuvvetle muhtemel Mart sonu ya da Nisan başlarında seçmen, Türkiye Cumhuriyeti seçmeni sandık başına gidecek ve evet ya da hayır oyunu kullanacak. Şimdi bu anayasa değişikliğine destek veren iki parti vardı. Biri AK Parti, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi. Aslında bu değişiklik Sayın Bahçeli'nin, MHP'nin önerisiyle gündeme gelmişti. Dolayısıyla MHP'nin bu meseleye yaklaşımı da son derece önemli. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir konuğum var. Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Günal. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Şu soruyla başlayalım. Yani Sayın Bahçeli bu işi niye gündeme getirdi? Yani kimsenin aklında bir sistem değişikliği yoktu. Daha doğrusu buzdolabında bekliyordu. Yani niye? AK Parti'nin o çoğunluğu yoktu mecliste. Muhalefetten de bir yeşil ışık o güne kadar gelmediği için adım atılmıyordu. Bir anda Sayın Bahçeli harekete geçti ve onun harekete geçmesiyle bugüne geldik. Hangi sayıklarla Sayın Bahçeli harekete geçti? Teşekkür ediyorum. Tabii baştan itibaren dikkatlice okunmadığı için veya dinlenmediği için Sayın Bahçeli'nin söyledikleri insanlar şaşırıyor. 11 Ekim'deki yapmış olduğu açıklamadan itibaren baktığınız zaman Sayın Bahçeli'nin temel kaygısının önce ülkem ve milletim, sonra partim ilkesi gereğince Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kaotik ortamdan çıkarılması olduğunu, şahıslara bağlı olarak düşünmediğini ve her zaman içinde Türkiye'deki tıkanıklıkları aşmada yol gösterici, uzlaşmacı bir muhalefet anlayışından yana olduğunu öncelikle hatırlamak gerekir. Aksi takdirde MHP'nin temel misyonunu, önündeki temel konuyu ve temel ilkelerini algılamadan Sayın Bahçeli'nin ne yaptığını anlamak mümkün değildir. Onun için insanlar genel anlamda ön yargılarla ve kendi görüş açılarıyla baktıkları zaman karşıdakini anlamaları mümkün olmaz. Bu kapsamda bakarsak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda nasıl bir karmaşa içerisine girdiğini 15 Temmuz itibariyle en son örneğini gördük. Yıllardır uğraştığımız terör sorunu değişik şekiller alsa da Asala'dan PKK'ya evrilen süreçte şimdi Suriye'de yaşadığımız adına PYD, YPG dediğiniz her neyse bir takım ayrılıkçı unsurları ve bunların dış desteklerine dikkate aldığımız zaman bunların üzerine bir de 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünü koyarsanız Türkiye'nin nereye doğru sürüklenmek istediğini ve Sayın Bahçeli'nin neleri engellemek istediğini o zaman daha net ortaya koymuş oluruz. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Şimdi size tabii eleştiriler şuradan yapılıyor. Yani daha önce MHP başkanlık sistemine ya da Cumhurbaşkanlığı sistemine karşıydı. Parlamenter sistemi destekliyordu. Bununla ilgili açıklamalar da var. Önce millet sonra parti ilkesinden söz ettiniz. Yani ülkenin bu durumu devletin bir nevi beka sorunu nedeniyle bir tercih değişikliğine gitti MHP ve o yüzden bu yola çıktı. Tercih değişikliğine gitmedi aslında. Nasıl anlayacağız? 7 Haziran sürecine geri dönerseniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin baştan beri söyledikleri aslında aynı şeyler, tutarlıdır. Ama burada bir hükümet sistemi demin sizin söylediğiniz gibi belirleniyorsa burada bir takım tarihi tecrübeleri, kültürel kodlarımızı, sosyopolitik ortamı, coğrafyanın getirdiği bir takım sıkışmışlıkların tamamını dikkate almak gerekir. Aksi takdirde toplumsal eğilimleri, beklentileri dikkate almadan siyaset yapma şansımız yok. Bizim o günden beri söylediğimiz şuydu. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü anayasada olan üniter yapıyla ilgili hususların ilk 4 maddenin ve buna bağlantılı olan 66. maddenin, yine 42. maddenin, yine 127. maddenin buna benzer Türklükle ilgili tanımlar ve üniter yapıyı koruyan maddelerin asla tartışılmasını istemedik. Dolayısıyla 7 Haziran sürecinde de MHP'ye hayırcı damgasını basarken
neler olduğuna geriye dönüp bakın. Hı. Yine en önemli hassasiyetimiz neydi? Bu dört çözüm madde. Süreci dediğiniz açılım sürecinden vazgeçin birincisi. Değil mi? İkincisi bu ilk dört madde yerlemeyin, üniter yapıyı değiştirmeyin. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı yasal sınırlarına ikilsin. Sonra yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Şimdi temel anlamda baktığımız zaman yine ülkem ve milletim anlayışına uygun olarak bunların sağlanması lazım. Bizim en kaygı duyduğumuz şey bir takım dayatmalarla, dışarıdan gelen bazı dayatmalarla bazı sorunları çözmek isterken Türkiye'yi tamamen çıkmaza, uçuruma götürecek bir müzakere sürecinin orada cereyan etmesiydi. Şu an itibarıyla da eğer sonuçlarına bakarsak birazdan tartışırız ama geldiğimiz noktada bizim 7 Haziran'dan sonra söylediğimiz şeyler 20 Temmuz sürecinde 2015'ten itibaren haklı çıktığımızı gösterdi mi? Ya gösterdi. Devlet buna karşı bir mücadeleye başladı mı? Başladı. Bunlarla müzakere yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi 2015 Eylül'ünde söylemedi mi? Biz böyle bir şeye girdik ama biz bunlarla müzakere edelim derken bunlar hendekler kazmış, çukurlara doldurmuş, bombalarla, silahlarla doldurmuş diye söylemedi mi? Söyledi. Eylül ayında 2015'te. Çok değil. Yani dolayısıyla şimdi eğer yani zaman, hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı yani devlet Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylediği noktaya geliyorsa, burada üniter yapıyı bozmayan bir çalışmaya doğru evriliyorsa ve bizim söylediğimiz haklı çıkıyor ve terörle mücadele ediyorsa, dışarıdan gelen güçlerle ve bunlara karşı odaklarla mücadele ediliyorsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin terliklerimiz vardır, eleştirilerimiz devam eder. O zaman da dedik ki önce ülkem ve milletim anlayışı çerçevesinde devletin bütünlüğünü sağlamamız lazım. O şimdi parçalanmayı önlememiz lazım. Şunu anlamaya çalışıyorum Sayın Gülhan. Yani burada bir hükümet sistemi değişikliği var. Evet. Yani diğer hükümet politikaları, açılım süreci vesaire bunlar hükümet politikalarına ilişkin konulardı. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Aslında kategorik bir şekilde biz böyle bir sisteme karşı değildik. İtirazlarımız vardı üniter yapıyla ilgili, işte anayasanın 66 Türklük maddeleri ilgili. Bu itirazlarımız dikkate alınarak bir sistem değişikliğine gidildiği için evet dedik. Yok, böyle sonra ikinci kısmı doğru da birinci kısmı biz buna kategorik olarak da karşıydık. Şöyle karşıydık, zaten o anda söz edilen başkanlık bir federatif başkanlıktı. Hatırlarsanız müzakereleri ve HDP'nin önerilerini daha farklı bir şekilde bakalım isterseniz. Biz 24. dönemde bir anayasa uzlaşma komisyonu kurduk biliyorsunuz meclis çatısı altında. Ve 60 madde üzerinde anlaştık. 4 parti. Doğru. Peki basit bir şekilde izleyicilerimiz de siz de tbmm.gov.tr adresine girin. Altında anayasa çalışmaları ile ilgili bir bağlantı var. Oraya tıkladığınız zaman uzlaşılan 60 maddenin yanı sıra diğer partilerin her maddeye ilişkin önerilerini de görürsünüz. Ben izleyicilerimize ve size tavsiye ediyorum. Bir girin bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP dahil hangi maddelerde ne önermişler? Yani MHP'nin bugün yani itibarıyla AK Parti Federasyon mu önermişti orada? Hayır, şimdi belli maddelerde vatandaşlıkla ilgili konularda daha yumuşak başka yaklaşımlar var. Ana dilde eğitimle ilgili 42. maddede, demin söylediğim 66. maddede, bunun tamamlayıcısı niteliğindeki maddelerde, yerel yönetimlerle ilgili 127. maddeye baktığınız zaman buradaki uzlaşmaya doğru eğer o şekliyle gidilmiş olsa daha farklı noktaya doğru gidecek. Milliyetçi Hareket Partisi o tıkanıklığı aşmak için daha milli olan, Türklüğü dışlamayan, üniter yapıyı bozmayan bir hususta anlaşmıştır. Ana hatlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımız 11 Ekim'deki açıklamasında da belirtti. Bizim tercihimiz parlamenter rejimden yana. Ama ortada da bir durum var. Siyaset sorun çözmektir. Dolayısıyla ne yapacağız o zaman? Bizim hassas olduğumuz konulara en azından dikkate alan bir şekilde bu sürecin tamamlanması, ülkemizin, milletimizin geleceği açısından üniter yapıyı bozmadan tamamlanması konusundaki hassasiyetlerimizi ortaya koyduk. Bizim kendi teklifimiz değil, bizim kendi teklifimiz öyle değil. Daha önce onun için söylüyorum, anayasaya ilişkin çalışmalara bakarsanız evet, uzlaştığımız maddelerin dışında bizim Buna de önerilerimiz. AK Parti önerdi, siz desteklediniz. Yani biz orada bir takım yarın tehlikeye yol açabilecek bazı hususları bizim de kendi ilkelerimize uygun şekliyle ortak bir noktaya getirdik. Bu bizim bir teklifimiz değil. Çıkmış oldu. Sadece onların teklifi üzerinden hassas olduğumuz noktaları müzakerelerde arkadaşlarımız koydu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün değil 47 yıllık geçmişinde belli bir ilkeleri var.
Varoluş misyonu var. Ona göre ortaya koyduğumuz vizyonumuz var. Ve bu kapsamda da her seferinde söylediğimiz tutarlı görüşlerimiz var. Önce ülkem ve milletim ne demek, partimin çıkarını ben düşünmem. Duruşumuz oraya, ayrı. Oraya mı geliyor o zaman? Tabii şu anda bu kaotik ortamı nasıl engelleyeceğiz, fiili bir durum var. Geçmişten bugüne bakınız. Türkiye'deki bütün darbeler, darbe teşebbüsleri ve kaotik ortam her zaman yönetim krizlerinden çıkmamış. Cumhurbaşkanlığı seçiminden, hükümet kurulamamasından, onlar değil, o sistematik değildi. Onlar o günün şartlarında farklı bir şeydi. Yani Cumhurbaşkanı vardı. Yani 79-80'i düşünün, 60'ı düşünün, 71'deki muhtırayı düşünün. Hep böyle hükümet krizleriyle bir yönetim boşluğuyla oluşmuş. Şimdi şu anda da orada da fiili bir durum var diye söylüyorlar ya. Bizim amacımız o anlamda fiili durumu meşrulaştırmak diye bizi suçluyorlar. Tam tersine bu sorunu çözmek lazım. Yani kafamızı kuma gömerek, bunları görmezden gelerek, böyle seyirci kalan bir şekilde olmaz biz. İnisiyatif alıp, ideal ve imkan dengesi, bizim ideal şeyimiz var ama ortada da bir sorun var. Bunun da çözülmesi lazım. Yaklaşımları bir araya getirerek ve makul, daha etkili ve kritik olan noktalarda yapıcı olan bir tutum sergilemiş ve bugün de netice itibarıyla söylediğimiz haklı çıkmış. Bundan sonra da milletimize gidilecek. Yani bizim kaygımız o, yoksa bu bizim bir teklifimiz değil. Bu 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan yeni dinamiklerin gerektirdiği bir tablo. Tabii öncesinde de vardı ama anlatamıyorduk. Şimdi 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin gerçekten bir takım unsurlar tarafından köşeye sıkıştırılmak istediğini... Zayıf hükümet kaldırmaz bu ülkeyi. Aynen. Sistemik olarak güçlü olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Onun için önce ülkem ve milletim diyoruz. Eğer burada güçlü bir sistemi kuramazsak o zaman ne yapacağız? Yani yıllardır Sayın Bahçeli söylemiyor mu? Kerem Başkanımızın her toplantısında dış politika ile ilgili her yaptığı şeyde Washington'a gitmeden buradan Ankara'dan iktidar olmak önemlidir. Yani yerli ve milli diye lafını değil gerçekten uygulamasını yapan bir geleneğe sahibiz. O nedenle zaman zaman bir takım kaymalar oldu, kırılmalar oldu. Şimdi Avrupa Birliği farklı bir noktaya geldi. 10 sene öncesine baktığımız zaman sanki tamamen her şey bitmiş gibiydi. O zaman da uyardık. Yani Brüksel'de, Washington'da şey aramayın. Evet, herkesle görüşelim, çok yönlü politika olsun, muasır medeniyet düzeyinin üstüne çıkalım ama kendi özümüzden, değerlerimizden taviz vermeden önce Türkiye'nin çıkarlarını düşünelim. Bugün geldiğimiz noktada eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı bu hassasiyetleri dikkate alır hale gelmişse biz yanlış yapıyor mu diyeceğiz. Bizim söylediğimiz hassasiyetler eğer bugün dikkate alınıyorsa, terörle mücadele edin dedik, burayı bırakın dedik, müzakereyi bıraktılar mı? Bıraktılar. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi şimdi o noktaya geldi mi? Evet. Geldi. AKP iktidarı geldi mi? Geldi. Mücadele ediliyor mu? Ediliyor. Bizim ta 2012'de söylediğimiz bütün Kandil'den Afrin'e kadar olan bölgede o terör koridorunu temizleyip bir güvenli bölge kuralım dedik. Şimdi o noktaya geliniyor mu? Geliniyor. O zaman peki bu hassasiyetler dikkate alınıyorsa biz yok bunu Adalet ve Kalkınma Partisi söylüyor, biz kabul etmiyoruz mu diyeceğiz? Evet. Yine eksikleri tamamlamak için uyarılarımızı yapacağız. Yanlış olanlar varsa söyleyeceğiz. Peki nitekim uyarıyoruz. Varsa görüşlerimizi söylüyoruz. Hükümete de, oradaki yetkililere de, kim gelirse sayın bakanlara da. Yani anlatıyoruz mevcut olarak. Peki Sayın Bahçeli, siz genel başkan yardımcısınız. Evet. Bu işi size hangi cümlelerle izah etti? Yani bu adımı atarken, bu açıklamayı yaparken şu gerekçelerle biz bu işte varız anlamına gelecek bir şeyler söylemiştir mutlaka. Hayır, daha önce söyledim. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün neferleri, bizde bir her nefer bir lider, liderde bir nefer düsturu vardır. Sayın Genel Başkanımızdan önce de merhum Alparslan Türkeş tarafından ilkeleri belirlenen 47 yıllık bir geleneğimiz var. Ondan öncesinde de Türk Milliyetçiliği Hareketi var partileşmeden önce. CKMP var, evet. Millet Partisi var, Türkçülük, Turancılık davası var. Atatürk'ten geriye doğru giderseniz de 1900'lerde başlayan Ziya Gökalp'den, Yusuf Akçura'dan devam eden bir milliyetçilik siyasi hareketi var. Evet. Yani ideolojik hareketten siyasete dönüşme süreci var. Dolayısıyla bizler zaten o geleneğin temsilcileriyiz. Oturup konuştuğumuzda partiye dün intisap etmiş bir milletvekili değiliz. O geleneğin temsilcisi olarak Sayın Genel Başkanımızla birlikte, ondan öncesinde rahmetli başkanımızla yani birlikte arkadaşlar
Yok zaten hani biz o sürecin içerisinde onu söylüyorum. Mesele var. Evet. Meseleyi zaten biliyoruz. Ben 2007'den beri milletvekiliyim. Yani uzun süredir de kendisiyle beraber çalışıyorum. Bütün arkadaşlarımız da öyle. O sürecin içerisinde olanlar zaten Türkiye'nin geldiği noktada hepimiz aynı kanaatteyiz. Oturup yeniden ayrı bir istişareye gerek yok. Tabii ki MYK'da başkanlık divanı toplantılarında bunları değerlendiriyoruz. Az önce söylediğim sözler sadece benim ya da sadece onun sözleri değil, hepimizin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak görüşleridir. Yani o kaotik ortamdan çıkılması gerektiğini zaten söylüyoruz. Sadece orada söylemiyoruz. Sadece o gün 11 Kendi Ekim'de konuşurken de diyorsunuz. Konuşmak ayrı, yani bizim konuşmalarımızda da, resmi yaptığımız konuşmalarda da, Sayın Genel Başkan'ın bütün grup konuşmalarında da, basın açıklamalarında da bakarsanız zaten o noktaya gelinir. Yani şundan dolayı zaten ülkenin içinde bulunduğu ortam ortada. Evet. 15 Temmuz'u beraber yaşadık. Ben kendim meclisteydim bombalandığında. Artık ne noktaya geldiğini, Türkiye'nin hangi noktaya getirilmek istendiğini biz görüyoruz. Temel onu. Yani onu tekrar edelim o zaman. Yani bu artık zayıf hükümet kaldıramaz bu ülke. Hele böyle bir ortamda. Bu nedenle Sayın Bahçeli ve MHP bu öneriyi gündeme getirdi. Bakınız 47 yıllık hayatımızda biz hep Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeleri uyardık. Hep haklı çıktık ama anlatmamız biraz zaman aldı. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman bu milli konularda bir alarm gibidir. Milletin uyarıcısıdır, milletin sigortasıdır. Her zaman uyardık. Sadece burada değil, bütün tehlikelerde kimsenin henüz algılayamadığı dönemlerde bölgede yaşanan gelişmeler, ülkenin içinde bulunduğu tehlikeleri dikkate alarak milletimizi, yönetimi, devleti uyarmıştır. Bugün de o görevini yapmaktadır. Milletin ve devletin sigortası olarak dediğim gibi sadece kısır siyasi çekişmelerle karşılıklı tahterevalli siyaseti oluşturacak bir yaklaşım içerisinde olmayız. Taban kabul etti mi bu şeyi? Bütün MHP'liler, MHP'ye oy veren seçmenler tamam diyor mu? Tabii ki bu bir süreç. Kamuoyunda bir takım algı çalışmaları yapanlar hala var. Bu konunun bizim söylediğimiz açıdan önemini kavramayan çevreler de var. Siyasi partiler de var. Onlar da bazı çalışmalar yapıyorlar. Daha önce de bir takım algı çalışmaları yapıldı. Etkili olan çalışmalar oldu ki geçtiğimiz yıl seçim süreciyle beraber bir kongre, koalisyon çalışmalarında bir takım şeyler ortaya çıktı. Sonrasında olağanüstü kongreye götürme çabaları oldu. MHP üzerine oynanan oyunlar ortada. Bunun da nedeni az önce söylemiş olduğum 47 yıllık resmi geçmişinde ve geçmişten bugüne Türk Milliyetçiliği Hareketi'nde her zaman kritik nokta olarak ülkenin sigortası olarak görülen bu hareketin biraz da etkisizleştirilmesi, istikrarsızlaştırılması ve bu rolünü oynamasının engellenmesi amaçlanıyor. Bunu da kimlerin üzerinde çalıştığını biz yakinen takip ediyoruz. Gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin sigortası son umudu. Onun için de gelip burayı istikrarsızlaştırmak isterler. Biz de bunu bildiğimiz için her seferinde gerekli önlemlerimizi alırız. Vatandaşlarımıza anlatırız. O zaman yaratılan algı da aynı amaçlıydı ki 15 Temmuz sürecinde, yani Allah göstermesin o süreçte diyelim ki başarılı olsalardı. Nasıl bir 15 Temmuz gecesi o zaman onların amacına hizmet eden bir MHP olsaydı darbeye ne olurdu? Karşı durmazlardı. Ne olurdu yani, size soruyorum. Vatandaşlarımıza soruyorum. O günkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşu, Sayın Bahçeli'nin herkesten önce gelip, yani çok affedersiniz ama devletin hiçbir unsurunun o anda nerede olduğunun bilinmediği bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde hepimiz orada oturuyorduk. Sabahın saat 7.30'una kadar da orada beklemiş. Biz meclise gittik 1.30'da, 8-10 arkadaşımız. Tekrar döndük sabah, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkanı oradaydı. Yani bunlar çok önemli bir tarihi ana parti, tanıklık. Öbür diğer grubun, kongreye taşımak isteyen grubun işte o isimleri de biliyoruz. Hani Meral Akşener. Ya amacımız onu tartışmak değil. MHP'nin duruşu. Olsaydı diyorsunuz. Tabii yani 15 Temmuz'da. MHP'nin duruşu devletin geleceği açısından, milletin refahı ve devletin bekası açısından çok önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin varoluş misyonu ve bugün ortaya koymuş olduğu politikalar ve görüşler tamamen öncelikle buna yöneliktir. Önce Türkiye'nin normalleşmesi ve hükümet sistemindeki tıkanıklıkların aşılması ve bir an önce bu normalleşmenin sağlanarak yapısal ekonomik ve sosyal sorunlarımıza dönmemiz lazım. Belirsizlik ekonomik yatırımları
durdurmuş durumda. Ben Antalya milletvekiliyim. Geçtiğimiz aylar içerisinde turizmle ilgili, sanayiyle ilgili, ticaretle ilgili anayasa görüşmelerinden hemen önce birkaç tane ayrı toplantıya katıldım. Bazılarında Sayın Çavuşoğlu ile beraber, hemşerimiz Sayın Bakan'la beraber bulunduk. Bazılarında Turizm Bakanımızla, Kültür Turizm Bakanımızla beraber bulunduk. Bazılarında diğer bakanlarımız vardı. Fuar açılışlarında, sanayicilerin ödül törenlerinde, diğer siyasilerle beraber olduk. Kötü müdür? Yani o beklenti eğer bu şekliyle normalleşmeye sağlanmadığı zaman maalesef bu belirsizlik istikrarsızlığa dönüşüyor ve bir süre sonra yatırımlar da siyasi belirsizlikle beraber güvenlik tehdidi eğer devam ederse vatandaşların güvenliğinin ötesinde dışarıdan gelecek turist üzerinde de önemli etki yapıyor. Türkiye algısı üzerinde de önemli etki yapıyor. Onun için bir an önce bu sistem sorununun çözülerek terörle mücadelenin tamamıyla sadece FETÖ ile değil PKK, PYD, YPG her neyse IŞİD'dir, DEAŞ'tır ne söylerseniz söyleyin. Bunların tamamıyla mücadele edilerek önce milletimizin, halkımızın güvenliğinin sağlanması, sonrasında ekonomik ve siyasi istikrarın temini ve yeniden çarkların dönmeye başlaması gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde kimin ne olduğu, kimin ne kadar çok fazla alkış aldığı yani çok önemli değil. O hep dolayısıyla önce hep beraber kaybederiz. İşte MHP'nin en başta söyledim ya ilkelerini doğru algılanmadığı zaman yanlış açıdan bakılırsa siyasi kaygılarla bunu anlamak mümkün değil. Bizim bugünkü kaygımız budur. Bu değişiklik teklifine destek vermemizin nedeni budur. Evet. Ki bakarsanız da Milliyetçi Hareket Partisi çok fazla o ilk teklif taslağı üzerinde önemli değişiklikler yaptırmıştır. Denge denetleme mekanizmaları açısından, meclisin yetkileri açısından sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teklifi olarak gelseydi daha farklı olacaktı. Tabii bunlar çok fazla kamuoyunda tartışılmadığı için uzunca bir süre yapıldı. Yani o kaygıları giderecek şekilde bizim teklifimiz olmadığı için en azından parlamentonun güçlendirilmesi anlamında bir takım sorumlulukları da Sayın Cumhurbaşkanı'na yüklemek anlamında bazı düzeltmeler yapılmıştır. Fiili durumda maalesef sorumluluk yok. Yani şöyle dönüp siz bakarsınız. Siz mesela şöyle buna biraz girelim o zaman. Evet. Şimdi CHP'ye gelecektim yani şunu ama söyleyeyim devamdan. Sonuç olarak o zaman oraya gelmeden son bir şeyle sizin söylediğinizi toparlayalım. Bizim MHP olarak her zaman çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı, biraz daha kucaklayıcı, ötekileştirmeyen bir anlayışımız var. Evet. Bu kapsamda da millet olarak bir bütünlük içerisinde hareket edemezsek dışarıya karşı vermiş olduğumuz mücadelede Türkiye'nin bütünlüğünü sağlama mücadelesinde başarılı olamayız. Onun için de siyasi kaygılardan uzak bir şekilde Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe taşıma iradesini ortaya koymak zorundayız. 2023 lider ülke dedik. Sağ olsun hükümet bir süre sonra benimsedi. Şimdi 2053 küresel güç vizyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı daha ileri gidip 2071'e doğru gidiyor. 1071'in yıl dönümünde. Dolayısıyla buraya eğer uzun hareket vadeli edeceksek önce içerideki bir takım siyasi çözmemiz çekişmeleri lazım. Çözmek ve sistemik problemleri ortadan kaldırmak zorundayız. Şimdi bu işe itiraz edenler diyor ki ya içeride de dışarıda da mesela Batı basınında şu manşetlerle sundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini artırma düzenlemesi. Bunun için bu değişiklik geldi. CHP'liler de bunu söylüyor. Size yani muhtemelen sahaya çıkınca da ilk karşılaşacağınız sorulardan biri bu olacak. Ne dersiniz? Siz MHP olarak bu soruya nasıl bir cevap veriyorsunuz? Şimdi dediğim gibi tabii nereden baktıklarına bağlı. Yine 11 Ekim'de Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu konuşmaya onları geri döndüreyim. 14 Temmuz'a dönüş yok dedi. Yani gözlerden kaçan bazı hususları yeniden dikkate almak lazım. Türkiye'nin şartlarından bahsederek 14 Temmuz'a dönüş yok. Eski düzene yeniden dönme şansımız yok. Peki burada ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ne zaman belirlendi? 2007'de. Ve şimdi siz CHP zihniyetine döneceğiz diyorsunuz. Nereden çıktı o 2007'deki kriz? 367 krizi? CHP'nin itirazından ve Sabih Karadoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nde desteğinden çıktı. Şimdi sorunu ortaya çıkaran neymiş? İlk defa halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı. Geçmişte de bunları yaşadık. Halk tarafından seçilmiyordu. Meclis tarafından seçiliyordu. Aynı şeyi Bayar, Menderes, sonra gelin Özal,
Mesut Yılmaz sonrasında Sayın Demirel'le Çiller arasında yaşamadık mı? Yani Özal rahmetli dönüp ben parti kuracağım burada bu iş olmuyor dediğini hepimiz hatırlıyoruz. Tabii, doğru. Yani hak vaki olmasaydı partisinin tüzüğünü dahi hazırladı ve kardeşi aracılığıyla eski yakınındakiler aracılığıyla yeni parti kurmak üzere sahaya inmek üzere olduğunu doğru. biliyoruz. E peki bu ne? O zaman aynı partiden de olsanız adına partili de deseniz, partisiz de deseniz halk çatışma tarafından oluyor. Da seçilse parlamento tarafından da seçilse burada bir çatışma oluyor. Çıkar kavga çatışması. Oluyor. Kavga olmasa da görüş farklılığı diyelim onu en kibar haliyle. Tabii bunun olması doğaldır ama bunun krize dönüşmesi Türkiye'nin yönetilmesi açısından ortaya sorun çıkarıyor. O zaman ne oluyor? Sistemsel olarak eğer bu çekişmeler biraz daha kemikleşip kutuplaştırmaya başlarsa o zaman darbe teşebbüsü oluyor, darbeler oluyor, bir takım anormal girişimler oluyor. Bunu bir şekilde çözmek lazım dedik. Ki Sayın Cumhurbaşkanı orada yazan teamüllere göre bir takım şeylerde olağanüstü şartlarda bakanlar kuruluna başkanlık etsin diye konmuş. Buradan ben yaparım diyor şimdi. Ne yapacağız? Yani o olağanüstü şartlar için konulmuş bazı şeyler var. Peki sorumluluk? Yok. Yani tanımlanmış yetki? Yok. Verilen bazı yetkiler var ama sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili baktığınız zaman sadece vatana ihanet suçlaması dışında herhangi bir şey açılabiliyor mu? Yok. Yok. O da 1991'de kalkmış. İhanet-i Vataniye Kanunu da yürürlük diyor. Hukuken neyle tanımlayacaksınız? Yani aslında şimdi daha fazla yetki tabii, var. Ya şimdi yetki var, sorumluluk koyuyoruz. Sorumluluk belirlenmemişti. Ha, niye? Zaten sorumluluk hükümette diye. O tez doğru değil diyorsunuz. O yetkileri Sayın Erdoğan kullanıyorsa o zaman onun sorumluluklarının da düzenlenmesi gerekmez mi? Bu yapılan yani bu garabet 2007'de halk seçsin dendiği zaman bunun gerekli düzenlemeleri yapılmadı. 2010'da anayasa değişiklikleri yaptık. Orada da tartışılmadı. Aslında o zaman oturup bir şekilde eğer halk seçecekse şunların da olması gerekir denilmesi lazımdı. Ama o günkü siyasi çekişme ortamında ve kutuplaşma sürecinde daha siyasi meseleye yaklaşıldı. Dolayısıyla da bu konjonktür çözüm ortamı oluşmamıştı. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Yani yetkisi olup sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanını öyleydi. Yetkili sorumlu hale getiriyoruz. Evet, yetkilerini de sınırlayarak artırarak değil, yetkilerini yazılı hale getirip ama ona uygun da sorumluluğu vererek. Tamam. Yani çok affedersiniz Türk geleneğinde bir söz var. Davul başkasında, tokmak başkasında derler. Şimdi o zaman o ahenk olmaz. Yani yarın bir şey olduğu zaman da kimin sorumlu olduğu olmaz. Şu anda o noktadan baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği tekliflere Sayın Genel Başkanımızın bazı açıklamalarında ve o süreçte süreci yürüten Anayasa Komisyonu üyemiz Sayın Mehmet Parsak'ın Sayın Gül'le yapmış olduğu çalışmalar sonrası açıklamaları var. Basına vermiş olduğu röportajlar var. Ve oradan baktığımız zaman biz çok fazla yaptığı şeyi anlatmayı seven bir parti değiliz. Yani millet lehine yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı siyasi olarak tabii ki faaliyetlerimizi anlatıyoruz ama önemli olan burada bir uzlaşmanın ortaya çıkması olduğu için o süreç çok ayrıntılı şekilde konuşulmamıştır. Ama ben size birkaç örnek vereyim. Yani o temel hassasiyetlerimizin olduğu birkaç madde, ilk dört madde devletin bütünlüğüyle ilgili olan konular. Demin söyledim ben tek tek şu parti şunu verdi demek istemiyorum ama o süreç farklıydı. Konjonktür farklıydı ve Oslo sürecini, Habur sürecini tamamen burada yaşadık. Biz uyarmamıza rağmen. Şimdi oraya dönmenin bir anlamı yok. Yani bizim amacımız şu anda üzüm yemek. CHP zihniyetine de onu söylüyorum. Bağcıyı dövmek değil. Bağcının geçmişte bağı ne hale getirdiğini biz de biliyoruz ama şimdi de amacımız üzüm yemekse o zaman budayacağız, temizleyeceğiz, ilaçlamasını yapacağız ki bir dahaki sezona üzüm çıksın. Şimdi geçen sezonda niye mahsul alamadığımızı tartışıp ortalığı velveleye vermenin bir anlamı yok. Derdimiz onun için önce ülkem ve milletim diyoruz. Ne yapacağız o zaman? İlk dört madde burada var mı? Yok diyoruz. 42. madde ana dilde eğitim. Şimdi onu tartışmaya kalkarsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçen seçim beyannamelerine baksak bile şunu şunu yaptık diye devam ediyor. Yine dönüyoruz bakıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bugün söylüyor ama MHP olarak biz o tür polemiklere girmek istemediğimiz için çok şu anda amacımız üzüm yemek dediğim için maksat kimin nerede ne söyledi değil ama o anayasa önerilerine bakın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sürece bakışına bakın.
çözüm süreci dedikleri süreçte neler söylediğine bakın. MHP'nin bugün ne yaptığını o zaman daha iyi anlarsınız. Yani 42. madde ana dilde eğitimle ilgili. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz şunu yap, tamam, demokrasi düzeyini, özgürlük düzeyini artıralım vatandaşlarımız için. Bireysel olarak herkesin refah düzeyini de demokratik gelişmişlik düzeyini artıralım. Ama bir gruba, bir sosyal gruba, bir kolektif hakkı, etnik, siyasi, coğrafi fark etmiyor. Verdiğiniz zaman o bölücülük olur. O yarın işte federasyona doğru giden yapı olur. Biz ne diyoruz? Biz bütün insanlarımız için herkese eşit bir şekilde faydalanacak bir imkan sunmamız lazım. Yani siz dahil olmasaydınız öyle bir anayasa mı çıkacaktı? Şimdi işte bakın derse o onu söylüyorum. 60 maddenin dışında kalanlara siz de baksanız, herhangi bir vatandaşımız bakarsa hangi partinin ne teklifi verdiğini, birisi Türkiye vatandaşlığı diyordu, öbürü vatandaşlık diyordu, diğer ikisi de olabilir diyordu. MHP hariç. Onun için söylüyorum. 127. madde yerel yönetimlerle yani, ilgili. Bu yani hükümet sistemiyle onun bir ilgisi yok ki. Hayır, bir anayasa başlığı. Anladım yani. Ama anayasa içinde işte asıl olan tartışılan konular onlardı. Hani yeni bir anayasa yapılsa baştan sona ve ondan sonra siz deseydiniz ki işte bakın bu da olabilirdi. Biz de onun için dedim ya, MHP'nin hassasiyeti o kadar geniş çaplı şey yapmayalım. 60 madde anlaştık. Artı 7 madde yargıyla ilgili, askeri yargıyla ilgili, son düzenlemelerle ilgili 60 artı 7. İstiyorsanız bunun üzerine koyalım dedik. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda bunların bu şekliyle CHP tarafından da olumlu karşılanmaması yani durumunda çok zaman alacağı için... Bu sürecin içinde olmasaydık bunları da getirip bu pakete yani koyabilirdi tabii, diyorsunuz. Tabii yani ki öyleydi çalışmalar. Evet. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman bizim açımızdan Türkiye'nin beka sorununun aşılması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, üniter yapının korunması anlamında o amaçla ortaya konmuş bir şey vardır. Ki bizim söylediğimiz şudur, 11 Ekim'e tekrar refere ediyorum, halka götürelim. Yani tamamen içimize sinmese de bu bizim teklifimiz değil. Ama biz içindeki mahsurları en aza indirilmiş şekliyle, bizim teklifimiz olsa öyle vermezdik. Evet. Yani dolayısıyla zaten orada görüşlerimiz, onun için 60 maddeye ve sonrakilere refere etmemin nedeni bu. Bizim teklifimiz olsa ayrı olurdu ama bu teklifte de bizim açımızdan geleneksel olarak ilkelerimize uygun, söylediklerimizle tutarlı bir şekilde en aza mahsurlarını indirerek denge denetleme mekanizmasını koyarak ve yetki ve sorumlulukları netleştirerek ortaya bir teklifin çıkması bizim yapmış olduğumuz katkıdır. Bu denge denetleme oldu mu sizce? Yani orada şöyle, şey deniyor işte meclisin bir hiçbir fonksiyonu kalmayacak. Gücü, parlamentonun gücü bitiriliyor. Cumhurbaşkanı, gerçi orada biraz çarpıtma var tabii. Karşılıklı feshetme yetkisi var ama yani bir tarafından bakın, Cumhurbaşkanı yani, yargılanması meclisi feshedecek. 4'te 3'ten 3'te 2'ye düştü. Kabaca söylüyorum rakamları çünkü bu, biz çok müzakere ettik. Bağlamında değil mi? Yani 330'a ki yeni sistemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk önerisi de yine öyleydi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ısrarları sonucunda meclisin yetkisinin artırılması. 4'te 3'te, 3'te yani 2'ye. Şu andaki rakamla baktığımız zaman bir şeyin açılabilmesi 330'da yapılsın diye teklif gelmişken biz onu 276'ya düşürdük. Bir sonraki aşamada yok, 367 367 gerekirken 330. Şeyi söylüyorum, açılması için ilk her şey, müracaatın her bir kademede 330 olanı 276'ya, 367 olanı 330'a. Evet. 412 olanı da 367'ye düşürdük. Yani şunu söyledik, meclisin elindeki imkanı o kadar sınırlamayın. Evet. Biraz daha. Onun ötesinde kararname çıkarma yetkisi Adalet ve Kalkınma Partisi teklifinde tamamıyla bütün konularda Cumhurbaşkanı kararname çıkarsındı. Bizim çalışmalarımız sonucunda yürütmeye ilişkin hususlarda sadece kararname çıkarması artı bu kararnamelerin ötesinde aynı konuda eğer meclis kararname çıkarırsa kendi alanında dahi olsa meclisin çıkaracağı kanun, Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı kararnamenin önüne geçiyor. Yani yetki yine mecliste. Olağanüstü hal kararnamelerinde de yine daha önce onların getirdiği teklifte Cumhurbaşkanı yapsın iş bitsin de. Şimdi diyoruz ki mecliste onaylanmadığı takdirde geçersiz olur. Yürürlükten kalkar. Yani bunlar meclisin elini güçlendiren kararname çıkarmayla ilgili ve konularıyla ilgili, denge, kapsamıyla ilgili tabi ve karizmasını güçlendiren adımlar. Yani biraz Cumhurbaşkanı'nın kanunları veto etmesi sonrasında tekrar geldiği zaman onların önerdiği çoğunluk başkaydı. Biz salt çoğunlukta
olması gerektiğini, yani meclisin ısrar etme çoğunluğu vardı biliyorsunuz. Evet. Veto yetkisi vardı. Önceden de var. Vardı. Orada da yine salt çoğunlukla geriye gönderebilmeyi, onlar çünkü ikinci göndermede daha fazla bir nitelikli bir çoğunluk istiyordular. Ya bunlar, şunun için söylüyorum. O halde de demin söyledim. Yani daha önce o formülasyon ilk anayasa teklifinde CHP tarafından da önerilen bir teklifti. Biz de normal şartlarda o halin meclis tarafından onaylanması gerektiğini söyledik ve orada uzlaşıldı. Şimdi burada hani hiçbir şey olmamış değil. MHP'nin katkısı o teklifin içerisindeki Cumhurbaşkanı'na verilen aşırı yetkileri belli ölçüde daha makul düzeye getirerek meclisin yetkisini, parlamentonun gücünü biraz daha artırmak. Demin söylediğiniz gibi fesih yetkisi karşılıklı hale getirildi. Literatürde giyotin formülü dediğimiz. İki tarafta eğer bir uzlaşamama durumu olursa ben kendiliğimden karşıdakini feshettim deme şansı yok. Şimdi bu haliyle artık hani gönül rahatlığıyla evet deyin diyecek misiniz millete? Tabii zaten Sayın Genel Başkanımızın açıklamasını hatırlıyorsunuz. Hem daha henüz bu süreç olgunlaşmadan önce biz mecliste evet dersek, referandumda da evet dersek. Mecliste evet dersek ne demek? Bizim ilkelerimize daha uygun ki o anda daha görüşmeler devam ediyordu. Demin söylemiş olduğum hususlar örneğin pakette. Tabii ki yani burada anlaşırsak, bu kaygılarımızı giderecek bir metin ortaya çıkarsa, ki metin verilmemişti bu cümleyi söylediğinde hatırlarsanız. Tam üzerinde çalışılıyordu. Evet, prensip olarak mutabık kalmış idik. Ama oraya gelecek teklif bizim teklifimiz olmadığı için nihai teklifi görmeden de kesin bir şey söylemek doğru değildir. Çünkü her an siyasette olabilir. Başka bir teklif getirebilirler. Dolayısıyla orada koyduğumuz tavır buydu. Meclisin güçlendirilmesi anlamında ve Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarının çerçevesinin çizilmesi anlamında belli bir makul düzeye gelinmiştir. Ama netice itibariyle bu MHP'nin teklifi değildir. Ortadaki teklifi daha milletin çıkarına halde ve Türkiye'nin işlemesine yarın sorumluluğu Sayın da Bahçeli, koyacak hale getirilmiştir. Sayın Bahçeli zorlamadı ama milletvekillerini de, değil mi? Yani hatta hayır. O 7 kişi hayır diyeceğini açıkladı. Onlara da istifa edelim diye sormuşlar. Yok hayır demiş. Yani biraz burada milletvekillerini kendi iradeleriyle baş başa bıraktı sanki, değil mi? Tabii yani burada grup kararı alınmayan oylama var. Anayasa oylamalarında parti olarak grup kararı alma şansınız yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Genel Başkanımız ortaya bir tavır koyuyorsa arkasından burada gideriz mi diyorsunuz? Tabii yani arkasından gideriz. Bu bir ülke meselesi. Bu şuura sahip arkadaşlarımız geldiği zaman bu gerçekleri onların da aynı şekilde görüyor olması lazım. Farklı fikirler olabilir, tartışılır. Dediğim gibi partinin yetkili organlarında tartışırız. Kanaatimiz varsa söyleriz. Ama nihai olarak bir karara varıldığı zaman bir konuda onun uygulanması da bizim kendi şuurumuz gereği doğrudur. Bu kapsamda da biz de aynı kaygıları taşıyorduk. Acaba başka metin getirirler mi, ne olur? Son ana kadar parlamentoda 10 yıllık deneyimim var ve onlar en çok da kanun çıkaran Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 10 yıldır çalışıyorum. Şey, onun için yani çok şeylerin değiştiğini ve son anda farklı önerilerin geldiğini, hatta son saniyede prensip olarak anlaşmamıza rağmen buna tamamen aykırı bir takım son saniye tekliflerinin, önergelerinin geldiğini bildiğimiz için temkinli yaklaştık. Ama öz itibarıyla da bizim teklifimiz olmamakla birlikte ana hatları itibarıyla içimize sinen bir şey varsa bunu da desteklemek, zaten yaptığımız destek şu anda halka götürmek anlamında. Biz söyleyeceğiz ama nihai kararı millet verecek. Niye? Geldik dedi ki bak burada bir kriz var. Bu krizin çözümünü biz size havale ediyoruz. Bunun en doğru kararını siz verirsiniz dedik. MHP olarak biz milliyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş olarak görüyoruz. O 11 Ekim çıkışının özünde zaten yani millet karar versin. Millet karar versin idi. Nihai olarak da şu anda temel düsturumuz olan milliyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş olarak görme ve sorunların çözümüne halkı ortak etme, onların çözümünü ortaya koyma açısından bu sürece gelindi. Şeyde de AK Parti çevrelerinde de, yani genel değil bu tabii ama şöyle bir kaygı vardı. Yani Sayın Bahçeli acaba bir hesap kitap mı yapıyor, bizi tuzağa mı düşürecek, son dakikada bir şey mi yapacak falan. Onlar doğrudan partiye mal etmek değil de bazı mensupların üzerinden şey olabilir, o da normaldir. Demin söyledim ya, siyasi yaklaşımla bakarsanız bunu algılayamazsınız. Ben iktisat hocasıyım. Bizim firma teorisinde firmaların temel amacı kar maksimizasyonu derler.
siyaset partiler teorisine gelirseniz de oy maksimizasyonu. Ama MHP önce oy maksimizasyonunu düşünmez. Yani amacımız önce siyaset değildir. Önce ülkem ve milletim dememizin nedeni budur. Hani öyle düşünenler de mahcup olduğu olabilir. Yana rahatladı yani şimdi. Netice itibarıyla MHP'nin duruşunun ortada olduğu ve söylediği şeylerin tarihsel süreçte her zaman haklı çıktığını bilen arkadaşlarımız da gördüler. Şu anda da MHP olarak biz duruşumuza uygun şekilde o teklifin içerisinde törpülenmesi gereken yerleri makul bir şekilde, uzlaşmacı bir şekilde çözmeye çalıştık. Halkımızın önüne en makul ve masum şekliyle çıkmasını sağladık. Peki. Bundan sonra kararı Türk milleti verecek. Bir ara verelim müsaade ederseniz. Dönüşte yine buradan devam etmek istiyorum. Reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte tekrar birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Günal Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Şimdi CHP çok kızdı sizi bu işe girdiğiniz için. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ihanet tabirini kullandı. Bu işe evet diyenler ihanet içindedir. İhanet içinde olana da hain denir. Yani bu böyle bir yakıştırması oldu. Daha fazlası oldu. Yani mesela bir CHP milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan sizin değil mi? Herhalde sizin cep telefonunuza vardı. Cep telefonlarınızı izin almaksızın yaydı. İşte milleti açın tepkinizi buradan gösterin falan diye. Bunlara nasıl bir şey yapıyorsunuz, bakıyorsunuz siz? Tabii bunlar biraz daha bıkkınlık, yorgunluk mu diyelim CHP anlayışında. Biz bunalım baştan hali beri, mi? Yok yani biraz daha halktan kaçma diyoruz ona. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama böyle bir şeyin halka götürülmesine karşı çıkan bir yaklaşım var. Eleştirilerde söyleyebilirsiniz. Gelip katkıda bulunabilirsiniz. Az önce MHP'nin bakış açısını söyledim. Bu bizim teklifimiz değil. Ama gelen teklifi de belli ölçüde kendi ilkelerimizi ve milletin geleceğine ilişkin bir noktaya taşımak için de oturup tartışabilmek lazım. Evet. En başta da Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulurken Sayın Genel Başkanımızın yaklaşımı bu yöndeydi. Şimdi bir taraftan hayır demek ayrı, saygı duyarız. Bunlar da konuşulabilir ama kalkıp karşılıklı olarak ihanet suçlaması yaparsak o zaman bu işin sonu başka yere varır. Yani CHP'nin bu tutumunu anlamak mümkün değil. Herhalde milletten ümidini kesmiş. Şöyle bir yaklaşım var. Buradaki temel sorun şu aslında Mehmet Bey. Bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden kurgulanıyor. Bizim bakış açımız o değil. En ağır sözleri de geçmişte Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. Başbakanken de daha rahat söylemiştir. Yani yanlış yapıldığı yerde en ağır eleştirileri biz yapmışızdır. Ama doğruya doğru geliniyorsa bunun üzerinde çalışmak, yanlışlardan uzaklaşmayı sağlamak, Türkiye'nin bekası açısından da sizin de belirttiğiniz gibi başta 7 Ağustos'ta başlayan ruh değil, 15 Temmuz gecesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiyi koruyan tavrının devam ettirilmesi gerekiyor. Ülkeyi koruyan tavrının devam ettirilmesi gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin anlamadığı burası. Yani buradaki amaç bir siyasi çıkar olsa hak veririm. Evet. Buradaki amaç bir işte seçime gidiyoruz şöyle yapalım değil. Bu kaostan ülkeyi kurtarmak. Tabii milletten ümidinizi kesince ne yapacaksınız o zaman? Ya bize buradan bir şey çıkmaz zihniyetiyle bakıyorlar. Veya buradan Recep Tayyip Erdoğan seçilir. Seçim gelmemiş ki daha kardeşim. Siz de bir partisiniz. Bir aday çıkarın. Böyle bir ortamda siz de seçilme yoluna bakın veya halka gidip anlatın. Eğer karşıysanız biz şu anda ne diyoruz? Bunun halka götürülmesine evet denecek sayı çıkmıştır. Ortadaki durum bu. Tabii, evet denildiği zaman iki partinin söylediğinden de zaten tamamını topladığınız zaman 367 etmeyen bir süreç var. Başka partilerden eğer oy gelmezse bu şartlarda da halka gidecek. O zaman halka anlatın. Mahsurlu gördüğünüz tarafı karşıdakine hain demek yerine gelin deyin ki bak biz söylüyoruz ama anlatamıyoruz şu 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 tehlikeler var deyin kalkıp bir bütün parti grubunu töhmet altında bırakın. Amaçları orada bir gerilim yaratmaktı. Biz bundan uzakız. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de en ağır eleştirileri yapar, tavrını koyar ama amacımız orada bir kavga çıkarmak, orada halkın gözü önünde bir takım nahoş şeylerin cereyan etmesine
katkıda bulunmamaktır bizim amacımız. Böyle şeylerden uzak durur. Sayın Genel Başkanımızın tavrı da hep böyledir. Kendisi de başından itibaren bütün oylama sürecinde Meclis Genel Kurulu'nda yerini almıştır. Ve başından sonuna kadar da izlemiş orada. Salon içerisinde bu konuya verdiğimiz size önemi de göstermiştir. Hiç şey geldi mi bu hani telefonları paylaştı dedik ya Mahmut Tanal, o telefondan size geldi mi işte Mahmut Tanal'dan aldım bu numarayı? Yok, oradan aldım diye de falan. Sürekli olarak mesaj geliyor, vatandaşlar gönderiyorlar, eleştirisini koyarlar, demokratik bir şekilde hakaret içermeyen şekilde olabilir. Ama hakarete varan şeyler de olabiliyor, zaman zaman konuşuyoruz, zaman zaman müsait olmuyor. Vaktimiz olursa oturup biz de yanlış anlamaları düzeltecek şekilde gelen tepkilere bazen mesajda bazen sözlü olarak cevap veriyoruz. Ama takdir edersiniz ki bunların hepsiyle başa çıkmak mümkün değil. Evet. Kısa sürede şarjımız bitiyor. Bazen yetişemiyoruz falan. Ama bunlar doğaldır. Ama hakarete varan düzeyde ihanetle suçlamak ne vatandaşlar açısından ne de CHP zihniyeti açısından çok doğru olmamıştır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilkelerine döndüğü zaman en önemli temel ilkesi altı okun, Atatürk'ün kurduğu CHP diyorlar ya, Atatürk'ün evet. en önem verdiği iki ilke milliyetçilik ve halkçılıktı. Yani halkçılık demek halkın iradesine gitmek evet. demek. Milliyetçilik demek biz ne diyoruz? Milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeş görüyoruz. Neden? Milletin çıkarlarını öncelemek demek. Bizim milliyetçilik anlayışımız önce Türk devletinin bekası, Türk milletinin refahı. Bütün endekslememizi buna göre yapıyoruz. Peki o zaman ne olması lazım? Önce milletin çıkarını düşünüyorsak ve halktan yana tavır koyacaksak bunun halkın iradesine sunulmasını en başta onların destek olması lazım. Ha ilke yine anlatacaksınız. Yani parlamentoda halkın seçtiği şeydir ama netice itibariyle gittiğiniz zaman da bir çoğunluk olması gerekiyor. Burada tam tersine bunun onaylanması için salt çoğunluk gerekiyor. Öbür tarafta parlamentoda temsil edilebilmek için %10 çoğunluk yetiyor. Burada bir kavram kargaşasından çıkmak lazım. Zannediyorum burada o geçmişin tahterevalli siyasetinden dolayı CHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında yaşanan şeye onlar biraz böyle devam ederek buradan nemalanmak istiyorlar gibi geliyor bana. Evet. Burada Erdoğan düşmanlığını onlar yapabilir, o ayrı bir konu. Ama şimdi, bunun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve makamların yıpratılması ve siyasi partilere dediğiniz gibi ihanet süreci şeklinde bir şey söylenmesi maalesef biz bunları geçmişte biz bu ihanet sürecidir, bu açılım süreci dediğimiz zaman kalkıp siz hainsiniz demedik. Kendisi neleri savundu? Sadece bundan vazgeçin, bunlar doğru değildir dedik. Bu süreç çözülmeye yol açar. Çözüm süreci değildir. İktidarı siz de uyarın dedik. Tabii o yani en katı olduğumuz konuda bile CHP'ye bu suçlamaları sadece içinizde buraya destek olanları ayıklayın dedi Sayın Bahçeli. Evet. Bu kadar. Şimdi o konuda da yani iktidar partisi bu açılım meselesiyle ilgili olarak işte bugün PKK'nın kışkırtmalarına, provokasyonuna Kürtlerin o bölgede yaşayan insanların karşılık vermemesini de o süreç sayesinde olduğunu düşünüyorlar. Ama yani o bir açılım tartışması yapmayalım. Hayır yani biz en ağır gördüğümüz bizim için en önemli orada bile, orada bile üslubumuza dikkat ettik. Sadece içinizde bunları söyleyenler var. Bu konuları söylemesinler veya onları uyarın veya ayıklayın evet. dedik. Şeyi soracağım şimdi. Referandum sürecinde AK Parti ile birlikte mi çıkacaksınız meydanlara? Şu anda bir takvim belirlenmedi henüz ve bir ilkeler çalışması da henüz yapmadık. Nasıl bir çalışma yapacağız önümüzdeki süreçte yetkili organlarımızla bunları tartışacağız. Henüz hükümetin de o anlamda bir çalışması yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde herhalde herkes önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkacağını dün sözcüsü Sayın Kalın açıklamış ama onun dışında herhangi bir şey yok. Meclisten geçti. Önümüzdeki süreçte bir değerlendireceğiz. Bir bakacağız bugün itibariyle. Meclis tekrar ara vermek üzere toplanacak. Ondan sonra bir biz de çalışma takvimi belirleyeceğiz inşallah. Şey meselesi çıktı bir de yani Sayın Başbakan işte MHP'den bir bakan da olur deyince Sayın Bahçeli karanlıkta göz kırpma tabirini kullandı. Ama hani bu sistemin hani iyi taraflarından anlatılacaksa bir iyi tarafı da şu olmayacak mı? Yani o kutuplaşmayı azaltıp herkes %50'yi oynayacağı için o %50'yi bulmak için iç ittifaklar gündeme gelecek. Yani seçime giderken bu Amerika'da da oluyor zaten. Diyelim işte AK Partili bir Cumhurbaşkanı adayı
MHP'li ülkücü bir bakanı önceden diyecek ki ben filanca kişiyi bakan olarak alacağım kabineme. Yani bu yönde ki ittifaklara siz he der misiniz? Evet olabilir der misiniz? Ya bunlar şu anda farazi bir takım şeyler veya başka bir konsept anlatırken belki Sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu bir şeydir. Sayın Genel Başkanımızın karanlıkta göz kırpıyorlar dedi. Yani bizim gördüğümüz şey bir, bize bir şey söylenmedi. Bunlar da böyle konuşulması gereken şeyler değil anlamında bizim şu anda Milliyetçi Hareket Partisi olarak duruşumuz belli. Meclisteki sayımız belli. Önümüzdeki süreçte olağanüstü şartlar gelişmediği takdirde seçimin ne zaman olacağı belli değil mi? Evet. Yani dolayısıyla bunların üzerinden tartışmak şimdi, çok doğru bir şey değil. Belki birileri farklı mesaj vermek isteyebilir. Orayı anlayamayız, bilemeyiz. Çünkü bizim kendi açımızdan doğru olan şu anda başta da koyduğumuz çerçevede devletin bekası ve milletin refahı bu kaotik ortamdan çıkarılıp kısır çekişmelerden uzaklaşıp önce güvenlik sorunlarımızı, terörle ilgili kısımlarını ortadan kaldırmak, sonrasında bu siyasi belirsizliği ortadan kaldırarak ekonomik ve sosyal anlamda almamız gereken yapısal önlemler var. Bunlara bir an önce yoğunlaşıp arada kaybettiğimiz 2023 hedeflerinden uzaklaşmamıza neden olacak zamanı da telafi edecek şekilde yeniden Türkiye'yi bölgesel bir güç, lider ülke yapma yolunda çalışmalara odaklanmamız gerekiyor. Evet. Şunu da sorayım o zaman, ya vaktimiz de bitiyor. Yani memleketin ekonomi derdi var, güvenlik derdi var. Evet. Şimdi bunun sırası mı diye bir görüş de var. Hı hı. Değil mi? Yani i̇şte tam tersine işte neden sonuç iç içe girmiş durumda. İşte ekonomik derdi, güvenlik derdinin çözülme için bu sorunun daha güçlü bir sistematik yaklaşım gerekiyor ve kısır çekişmeler içerisine girdiğiniz zaman önlemleri alamıyorsunuz. Bazı önlemleri Sayın Cumhurbaşkanlarının imzalamadığı, yasaların geri döndüğü, tartışmaların yaşandığı, atama krizlerinin yaşandığı dönemleri hatırlarsanız bunun da iç içe girmiş olduğunu, o yapısal önlemleri alabilmek için en azından bu tartışmaların ortadan kaldırılması yani gerektiğini. Bu güvenlik ve ekonomi sorunlarını çözmek için de bir hükümet sorunun olmaması, güçlü bir hükümet modelinin olması lazım. Yani tabii ki bu güçlü hükümet modeli sadece yetkiyle ilgili değil. Ortadaki tartışmanın da bir şekilde ortadan kalkması lazım. Halkın hakemliğine götürüyoruz. Eğer ikna ederler, hayır derlerse ona diyeceğimiz bir şey yok. Biz oyumuzu verdik, biz evet için doğru olan yere teklifi getirdik. Sonrasında halka götürüyoruz diyoruz. CHP zihniyetine diyoruz ki bundan daha doğal bir şey olmaz. Siz de çıkın, peki, anlatın. Eğer hayır da hayır var diye anlatabilecekseniz siz de kalkın anlatın. Herkes görüşünü söylesin. Zaten şu anda o süreç tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na meclisten gittikten sonra ne zaman onaylanırsa YSK'da zaten ön çalışmalarına başladı. Bundan sonra söz milletindir diyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi baştan da söyledim. Milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeş olarak görüyoruz dedik. Demos ve krasi halkın kendi kendini yönetmesi ise, halk da milletin bugünkü yaşayan unsuruysa o zaman aynı ilkeye sahip olan, yani altı okun prensip içerisinde halkçılık ve milliyetçilik ilkesi olan CHP'den de biz bu tavrı desteklemesini, kanaati varsa yine gidip anlatmasını ama özü itibarıyla bu tarz yaklaşımlardan başka partileri, kişileri töhmet altında bırakacak yaklaşımlardan, peki, kaçınmaları gerekiyor ki o zaman Türkiye'yi demin bahsettiğim gibi 2023'e taşıyacak, 2053'e taşıyacak bir yaklaşımla ortaya çıkalım. Bizim kaygımız Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıdır. Ne söylediysek de milletin lehine olanı söyledik. Yaptığımızda inandığımız şey de budur. Peki. Onun içindekiler, diğerleri artık biraz daha siyasi şeye uymayan, nezakete uymayan şeyler olur. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Başkent Kulisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Günal konuğumuz oldu. Anayasa meselesini konuştuk. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.